Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenlerim, arkadaşlarım ve danışanlarım. Bugün gerçekten çok yoğun bir gün geçirdim. Ve buna rağmen sizlerden gelen bir istek üzerine yine gerçekten beni etkileyen bir soru için bir bakım yapacağım. Ve bunun için de bu videoyu çekme kararı aldım. Evet, konumuz yine benim adıma ilginç bir konu. Umarım sizler için de merak ettiğiniz, kafanızdaki soruların cevabını alacağınız bir açılım olur diye niyet ediyorum. Öyle de düşünüyorum. Öyle de oldu çok şükür. Evet, sevgili arkadaşlar, benim melek kartlarımın içinde bir oyun kartı var, biliyorsunuz ki hani arkanızdan dönen oyunlar, sizden habersiz çevrilmiş işler, hani ilişkinizle bağlantılı olabilir, genel anlamda olabilir. Bununla ilgili özel bir açılım yapacağım. Yani melek destemin içindeki bir kartla bağlantılı bir açılımı bana çok istediler. Yani bu açılım ne? Aklımdaki kişiyle ya da benimle bağlantılı, benim arkamdan iş çevirenler kimler, maksatları ne, niyetleri ne sorusun, ya da var mı böyle birileri, belki de yoktur diye sorumuzu bir soralım. Bakalım melek kartlarıma yine bütünün hayrına olması niyetiyle ve en güzel enerjimi vererek sizler adına niyetliyorum ve karıştırıyorum ve yine sizlerin adına bütünün hayrına olması niyetimle kesiyorum. Haydi bakalım bakalım sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Eğer sizlerin de düşündüğünüz böyle hani benim arkamdan dönen bir iş var mı, bir oyun var mı, ya da bunu yapanların niyeti nedir diye kafanızda merak ettiğiniz, tabii ki bu aklınızdaki kişiyle ilgili olabilir, niyetinizle ilgili olabilir. Artık neyse, yani lütfen kartlarıma odaklanın, rezone olun. Bakalım sizden habersiz, sizin arkanızdan kim ne konuşuyor, kim ne yapıyor, neler dönüyor, ne var ne yoksa melek kartlarımdan sizlere ne gibi mesajlar gelecek. Şimdi tabii ki burada özel bir mesajı da iletmek istiyorum. Biliyorsunuz açılım kolektif bir açılımdır. Bütüne hizmet eder. Bu yüzden dolayı sizlerden ricam, lütfen size, kendinize ait olduğunu hissettiğiniz, evet burada da beni anlatıyor, bakın burada da benimle bir bağlantısı var dediğiniz kısımları kendinize alırsanız, kendinize niyetlerseniz çok sevinirim diyerek hemen kartlarınızı çekmeye başlıyorum. Evet, hadi bakalım bakalım. Yine bütünün hayrına olması dileğimle. Bakalım bakalım aklınızdaki kişiyle ya da sizinle bağlantılı, sizin arkanızdan dönen bir şey, oyun, dolap, işte bir konuşma, bir şey ne var ise bunlarla ilgili, ya da var ise, belki de yoktur yani. Bir bakalım bakalım melek kartlarımdan sizlere nasıl bir cevap gelecekmiş. Evet, kartlarımı seçtim. Hadi şöyle bir de değişiklik olsun. Şöyle bir oradan, bir de buradan. Hadi bir de şu kendisini çok atmak istedi. Benim de şu içimden geldi. Şöyle, haydi bakalım bakalım. Her zaman yaptığımız gibi bütünün hayrına olması dileğimle. İnşallah güzel mesajlar alırız diyerek. Bakalım bakalım kartlarımdan ne gibi cevaplar gelecekmiş. Evet, yani bakın. Evet, dakika bir gol bir diyeceğim burada. Gerçekten yani kartlarımın enerjisini artık hepiniz görüyorsunuz. Direkt zaten ilk gelen kart yalancı kartı. Sahte dostlar, yalancılar.
Ve bakın gördüğünüz gibi yani etrafınızda belki çok insanlar olabilir, size dost görünenler olabilir. Ama ve lakin bu insanların aralarından bazıları sahte ve yalancı olarak gösterdi direkt kartlarım. Evet, devam edelim bakalım. Evet. Neydi sorumuz? Aklımdaki kişiyle ya da benimle bağlantılı, arkamızdan iş çeviren ya da oyun çeviren ya da kuyu kazan, neyse işte bir şey ne varsa bunları bir göstersin. Kimdir, nedir, niyeti nedir? Melek destemden cevap istedik. Şimdi evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, zaten ben heyecan yaptım ilk gördüğüm zaman. Sahte dostlarla birlikte bir başlangıç yaptık sizlere. Şimdi bu arada çok özür diliyorum. Gerçekten çok çok yorgunum ve dilim dolaşıyor bazen. Bu yüzden affınıza sığınıyorum. Beni anlayışla karşıladığınızı biliyorum. Yani sizleri de mahrum bırakmak istemediğim için hemen bilgilendirmek adına bu çekimi yapmak istedim. Şimdi bakın arkadaşlarım, özellikle geçtiğimiz 10'lu zaman içerisinde, bu 10 gün, 10 hafta, 10 ay ya da 10. ay gibi, ama geçtiğimiz, şimdi zamansız zamana niyetliyorum demiştim. Ve bu yüzden dolayı da diyorum ki hani izlediğiniz andan itibaren sayın bunu, yani 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi ya da 10. ay gibi bir zaman dilimde ya da 10'lu bir tarih olabilir. Ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saatte. Şimdi zaten böyle bir şeyi hissetmişsiniz. Hani ki, o kadar bezdiğiniz, bıktığınız, yani sizi bıktıran, bezdiren, belki de arkanızdan yapılmış bazı konuşmalar, söylemler, davranışlar belki de size geldi zaten. Hani bilginiz de var olarak görüyorum burada, yani melek kartlarım böyle bir mesaj veriyor bana. Şimdi zaman zaman siz de bakın görmüyorsunuz, duymuyorsunuz ya da konuşmuyorsunuz ya da belki de görmezden, duymazdan geliyorsunuz, cevap verme gereğini bile belki de duymuyorsunuz. Ama ve lakin gerçekten uğradığınız bazı haksızlıklar söz konusu. Evet, maalesef ki burada bana gösterilen, evet ama ilişkinizle bağlantılı, ama aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Bakın, sizin verimsizlik, kısırlık yaşamanızla ilgili, yani bu mecazi anlamda bir kısırlık. Hani sizin mutsuz olmanızla ilgili. Bakın haksızlık kartı çıktı çünkü. Sizin haksızlığa uğramanız, ama ilişkinizde, ama aklınızdaki kişiyle verimsizlik yaşamanız adına uğradığınız haksızlıklar maalesef ki var olarak bana burada gösteriliyor ki. Zaten bakın huzursuz yazışmalar, huzursuz konuşmalar yaşanmış aranızda. Böyle bir şey geçmiş ki aklınızdaki kişiye daha ziyade odaklanmışsınız ya da hayatınızdaki kişiye, ilişkiniz olan her kimse. Bakın ilişkinizle bağlantılı zaten yine enteresan olan düşüncelerinizde olan bazı insanlar var zaten. Şimdi burada özellikle hisleri ve sezgileri çok kuvvetli olan izleyenlerime ve danışanlarıma sesleniyorum. Sezgileriniz sizi zaman zaman yanıltmıyor. Yani gerçekten kafanızda hani acaba işte o bunu mu dedi, bu bunu mu dedi, ondan dolayı mı bu şekilde davrandı ya da o öyle yaptı da bu yüzden mi bana böyle geliyor ya da hareket ediyor dediğiniz çoğu şey doğru. Yani ve burada özellikle yine iş hayatınızla bağlantılı. Şimdi tabii ki binlerce izleyenimiz var. Bu arada bütün izleyenlerime tek tek teşekkür ediyorum. Çalışanlar da olabilir. Mesela ilişkisinde bir sorunu yoktur, aklına gelmiyordur ya da böyle bir şey, ama iş hayatıyla da bağlantılı. Bakın çalışma kartıdır bu bende, biliyorsunuz artık neredeyse kartlarımın çoğunluğunu size bilgisini de veriyorum.
Şimdi iş hayatınızla bağlantılı birileri de olabilir. İşinizle ilgili arkanızdan dönen Ali Cengiz oyunları olabilir. Ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir. Yükselmenizi önlemek isteyenler olabilir. Bakın işte de bağlantılı. Haksızlık veriyor zaten burada. Ha, bunun habere haber. Haber ve iletişimle ilgili de olabilir. Mesela size belki de iletişime geçmek isteyecek aklınızdaki kişi olabilir. Ex partneriniz olabilir. Belki de eski işiniz olabilir. Belki sizinle iletişime geçmek istiyor ama bunu engellemek adına ya da bunun işte olmaması adına ket koymak için harekete geçen insanlar var. En başta mecburi bağlarınız. Bakın mecburi bağ. Yani bu mecburi bağ kimdir? Hani bazı insanlar vardır etrafımızda, pek sevmeyiz de katlanmak zorundayızdır. İşte iş arkadaşımızdır, akrabamızdır. İşte bayramda, seyranda gelir, aa geldi gene işte, ama hiç bunu görmeye dayanamıyorum deriz. Mesela misalen diyorum tabii. Böyle birisi olabilir ya da arkadaş çevrenizde olabilir. Mecburen iş arkadaşınızdır, ev arkadaşınızdır, okul arkadaşınızdır gibi. Hani görmek zorunda olduğunuz ya da aynı ortamda bulunmak zorunda olduğunuz ve katlanmak zorunda olduğunuz biriyle ilgili özellikle düşüncelerinizde yanılmıyorsunuz. Yani böyle biri hani sizin gerçekten darlanmanız, bunalmanız adına, hani bu ilişki anlamında olabilir, çevrenizdeki insanlarla olabilir, arkadaş ya da sosyal çevrenizle de ilgili olabilir. Bakın gerçekten evet, arkanızdan dönen bazı oyunlar ve dolaplar var. Ya da kuyu kazmalar ya da Ali Cengiz oyunları da diyebiliriz buna. Zira bu yine görüş ayrılıkları yaşadığınız insanları da veriyor. Bakın kartlarım o kadar enteresan ki soruma göre bütün yanıtlar zaten burada toplanmış. Görüş ayrılıkları kimlerle yaşıyorsanız, yani sizin ak dediğinize kara, kara dediğinize ak diyen, işte sizinle hiçbir zaman aynı fikre sahip olmayan, sürekli didişen, itişen birilerine de dikkat edin mesajını alıyorsunuz burada. Yine aynı şekilde kavga ve münakaşa kartı çıktı. Yine yakın çevrenizde bir türlü anlaşamadığınız, egosu çok olan, yani her şeyi ben bilirim, her şeyden ben anlarım, işte sen karışma, ben yaparım, ben hallederim diyen her kim varsa etrafınızda, bu tarz insanlara da dikkat edin. Ve ayrıyetten bu kartın benim çok özel de bir mesaj içerir. Evet, özellikle etrafınızdaki 3 kişiye çok dikkat edin. Bunlar birini zaten hani belki sezgilerinizle, hislerinizle hissedip şöyle bir araya bir mesafeyi belki de koydunuz. Ama diğer ikisi hala ve hala sizin çevrenizde olan, sizin yakınınızda olan, ki ilk başlangıçta ne demiştim? Etrafınızda dostlarınız olabilir ama biri ya da birileri sahte dostlar. Yani size yalan söyleyen ya da yalandan dost gibi davranan biri ya da birileri. Şimdi şu kadarını söyleyeyim burada yine. Şimdi o arkanızdan dönen oyunlarla ya da dolaplarla ilgili karşınıza bazı fırsatlar çıkacak. Hani bu fırsatlar nedir? Sizin anlayabilmeniz adına ya da sizin anlamanız adına mesajlar alabilirsiniz. Bazı hislerinizle işte ya da sezgilerinizle, aha bu benim arkamdan şunu yapmıştır ya da bu bunu yapmıştır gibi bir şeyler algılayabilirsiniz. Lütfen bu hislerinizi ve sezgilerinizi çok iyi değerlendirin. Kandırılmaya ya da kanmaya açık bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Ama eğer ki çok dikkat ederseniz, bakın karşınıza çıkan fırsatlar, eğer bu fırsatları değerlendiremezseniz üzülen ya da gözyaşı döken bir kart gördüğünüz gibi. Bu eril enerji, dişil enerji fark etmez, biliyorsunuz. Bütüne niyetli bir fal. O yüzden dolayı da lütfen karşınıza çıkan fırsatları çok iyi değerlendirin. Netice olarak şunu söyleyebilirim ki, ama aklınızdaki kişiyle ilgili olsun, ama iş hayatınızla, ama arkadaş ya da dost çevrenizle ilgili olsun. Evet, sıkıntılı insanlar maalesef ki
Olmazsa olmaz var etrafınızda. Ama eğer biraz daha öngörülerinize ve sezgilerinize güvenerek hareket ederseniz ve gördüğünüz gibi özgüvenli davranırsanız, inanın bunları alt edemeyeceğiniz gibi bir durum söz konusu değil. Siz yeter ki özgüvenli olun. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Hiç kimse kimseye zarar vermesin. En önemlisi, kim birilerinin arkasından kuyu kazıyorsa o kazdığı kuyuya kendisi düşsün temennimle. Evet, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur, kalbinizce olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.